Herkese merhabalar. Yeni bir projeyle birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü projemiz manyetik sürtünme ile ısı elde etmek. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden projemize geçelim. Evet, mıknatıslarımın yerlerini açtım. Gördüğünüz gibi hemen mıknatıslarımızı yerleştireceğim. Burada SN, SN şeklinde bir sıralama yapacağız. Yani normal alternatör yaparmışız gibi olacak arkadaşlar. Bakın çekiyor, ters çeviriyorum, yapıştırıyorum. Hemen şu şekilde. Buradaki ise N olacak. S, N, N şeklinde bir sıralamamız olacaktır. Yalnız buna bir plaka daha yapıştıracağım. Çünkü çok hızlı döndüğü için bunlar fırlayabiliyor yerinden. Sakatlanmalara meyil vermemek için. Bunu tahrik edeceğimiz motor bu. Yüksek devirlerde çalıştıracağız ve yüksek devirlerde manyetik alan etkisiyle bakırımızı. Maalesef bizim iş biraz tehlikeli arkadaşlar. Lütfen gözlük ve eldiven takmadan testleri yapmayın. Tam projeyi tamamlamıştım. Testler sırasında bakırı ısıtırken işte plexi patladı ve mıknatıslar her tarafa dağıldı. Allah'tan sadece ellerime geldi arkadaşlar. Yüzüme gözüme sıçramadı. Özellikle eldivensiz, gözlüksüz bu tarz projelerle uğraşmayın. Ben Allah'ın izniyle yine bu projeyi yetiştirmeye çalışacağım. Ahşap, yani çift katmanlı kontraplak kullandım. Bu parçalanmayacaktır. Parçalansa bile hani bize zarar vermeyecektir. Zaten güvenlik önlemlerini alacağım bu kazadan sonra. Burada normal bildiğiniz beyaz tutkal kullanıyorum. Evet. Evet, şimdi test edeceğim. Şu anda düzeneğim hazır. Tabii kesinlikle gözlük kullanmayı ihmal etmeyin. Motor sürücü devresi kullanıyorum ben. Evet, ısıtmayı elimle görmüş olduğunuz bakır çubukla yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. İçi boş, içinde su geçecek bunun. Mıknatısların çapı oranında elimdeki mıknatısla bunu yuvarlatmaya çalışacağım. Eğer düzgün yuvarlatabilirsek verim alacağız diye düşünüyorum. Tam mıknatıslarımızın üstüne, orta kısmına gelecek şekilde bunu ayarlayacağız. Evet, şu anda manyetik ısıtıcımız hazır sayılır. Burada 2 milim kadar bir boşluk var. Tamamen mıknatıslara olabildiğince yakın ve sürtünmesiz bir ortam olması gerekiyor. Hemen motorumla yol veriyorum. Evet arkadaşlar, şimdi ısının nasıl hızlı arttığını size göstermek adına gördüğünüz gibi burada bir oda termometresi var. Sensörünü ise buraya bağladım. Yalnız buradaki problem termometrenin maksimum 70 santigrat dereceye kadar göstermesi. Yani 70 santigrat dereceden yukarısını ölçmeyecek.
Hemen motoruma start verdim. Buradan ısının artış hızını gözlemleyebiliriz. Şu anda motoruma tam devir vermedim. %30 devir verdim. Devir verdikçe tabi ısı artıyor. ...70 dereceye ulaştı artık bundan sonra... ...sensör okumuyor arkadaşlar... ...ilerlemeyecek, 70 derecede kalacak... ...içerisine su ilave edeceğim... ...su ilave ettiğim zaman... ...suyun kaynama derecesi bildiğiniz gibi... ...100 santigrat derece... ...ısının düşmesini bekleyelim... Çünkü soğuk su ilave ettik. Soğuyacaktır burası. Evet, ortalama 30 santigrat dereceye kadar düştü. Bakırın ısısından dolayı sanırım su biraz ısındı. 29 santigrat derecede motoruma start veriyorum. Bakalım nasıl bir hızlı değişim göreceğiz. Şu kısma dikkat etmenizi istiyorum. Motorum hala %30 devirde. Çok fazla devir verdiğim zaman çok fazla titreşim oluyor. O nedenle fazla devir veremiyorum. Evet, gördüğünüz gibi su çıkışı başladı buradan. Tabii termometremizin üzerine dökülüyor. Evet, su çıkışını görüyorsunuz arkadaşlar. Isınan su 66 derecede şu anda. Zaten 70'ten sonrasını göstermeyecek termometremiz. Şu anda kaynadı. Bu tamamen manyetik bir ısıtma arkadaşlar. Hiçbir şekilde ısı transferi burada herhangi bir temas yok. Bildiğiniz rezistansların çalışma mantığı. Rezistanslar radyasyon etkisiyle, elektrikteki radyasyonla ısı yayıyor. Daha önce yapmış olduğumuz İndüksiyon ısıtıcılar yine manyetik ısı transferi. Burada ise tamamen hareket enerjisini ısı enerjisine çeviriyoruz. Elektrik olmadan, rüzgardan veya sudan direkt ısı elde edebileceğimizin kanıtı arkadaşlar bu. Gördüğünüz gibi buharı görüyorsunuz. Dikkat etmenizi istiyorum buraya. Zaten bu artık göstermiyor, bunu böyle bırakabiliriz. Şu anda buhar çıkışını görüyorsunuz. Kapalı bir devre ile kombi sistemlerine bunu uyarlayabiliriz.
Tabii ki burada verimlilik önemli. Evet, bu aşamada başka bir test yapacağım arkadaşlar. Tamamen yaklaştıracağım. Yani teğet geçmesi gerekiyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi dumanlar çıkmaya başladı. Bakır tamamen manyetik bir şekilde SN şeklindeki manyetik alanın etkisiyle eridi. Gördüğünüz gibi bu şekilde manyetik sürtünme ile ısı elde etmiş olduk. Bildiğiniz gibi bakır ve alüminyum normalde manyetik değildir. Ama bakır ve alüminyum üzerinde hareket ettirdiğiniz zaman bakırı tıpkı bir metal gibi çekmeye başlıyor arkadaşlar. Şimdi buradaki testimizde bunu daha iyi anlayacaksınız. Aslında elektrik motorlarının bir nevi çalışma prensibi. Bakırın sağa sola kaçmaya çalışacağını göreceksiniz. Bu projede manyetik sürtünme ile ısı elde etmeye çalıştık. Yeni bir projede buluşuncaya kadar kendinize iyi bakın. Benzer projeler için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.